Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Saatler 18.30'u gösteriyor. Beyaz Ana Haber başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana programı yoğundu. Akşam saatlerinde Çukurova Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan tesislerin açılış programına katıldıktan sonra gençlerle bir araya geldi. Renkli anların yaşandığı buluşmada Erdoğan, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü söyledi. Haydi hep birlikte. Gençlerle bir araya geldi, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana programı yoğundu. Akşam saatlerinde Çukurova Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan tesislerin açılış programına katıldı. İstismar siyasetini son günlerde yurt meselesinde bir kez daha gördük. Geçtiğimiz yılın ve bu yılın başvurularının üst üste binmesi sebebiyle oluşan geçici yoğunluk kadrolu militanlar tarafından istismar edildi. Akşam yemeğinin ardından da yeni Adana Müzesi'nde üniversite kazanan gençlerle bir araya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Adanalı gençlerin sevdiği şarkılar seslendirildi. Program renkli görüntülere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsüne eşlik etti. Müziğin ritmi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin coşkusuna işte böyle ortak oldu. Türkiye bu iki ismi konuştu. Sus mu dediniz? Ödülü alan ve ödülü veren neden gerildi? Kaldırın böreği ve... Altın Portakal ödül töreninde ne oldu? Birazdan. Sevgi evinde koruma altında bulunan 10 yaşındaki oğlunu göremediğini söyledi, onu kaçırdı. Ekipler adresine geldi ve kaçırdığı oğlunu almak istedi. Evladının boğazına bıçak dayayan baba hem ona hem de ekiplere kabus dolu anlar yaşattı. Merak etmeyin, oğlumdan sonra ben yaşamayacağım, herkes iyi bilir. Biz aynı yiyeceğiz, merak etmesin. Aynısın. Nerede bunu çektik? Cennet'te. Evet, kim teklif etti bunu? Ben. Kaçırdığı oğlunu boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Ona önceden ezberlettiği sözleri söyletip dehşet dolu anlar yaşattı. Ya şu bir hareket yapsın. Saniye kurum. Saniye çekeceğim. Hiç merak etme. Aç kurtlarını sen. Zonguldak'ta balıkçılık yapan saldırgan bir süre önce eşinden ayrıldı. Oğulları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sevgi evine teslim edildi. Oğluyla görüştürülmediğini iddia eden baba onu kaldığı evden kaçırdı. Ne yapıyorsun şimdi? Eve götürdüğü oğlunun boğazına bıçak dayadı, sonra da canlı yayın yaptı. Cennette buluşalım baba dedin ya, al. Adına... Başka bir şey koysunlar. İstediğin arabanın önüne çek babacığım. Kapıyı açana kadar bir saniye yapacağım. Bir saniyede zaten biz kendimizi hissederiz. Madde etkisindeki babanın gözü dönmüştü. Hiçbir şey umrunda değildi. Oğlunu öldürüp intihar etmeyi kafasına koymuştu. Çocuğun beynini yıllardan beri yıkadığı da belliydi. Karşınızda aptal bir adam yok. Ben oğlumu istedim lan. Polis ekipleri saatlerce dil döktü ama onu ikna etmek hiç kolay değildi. Bu kez de polisleri suçladı. Komiserim bak, psikolojisi bozuk. Metamfetamin içmiş adama böyle yapılmaz. Bunu sorumlu sensin ha. Benim oğlumu şu anda öldürmemi sorumlu sen için tutuyorum. Niye?
Sen sözünü bir kere görev arkadaşlarına yediremedin ki. Öfkeli baba polisin 7 saat süren çabası sonucu ikna edildi. Ekiplerin babasından aldığı çocuk gözyaşlarına boğuldu. Eğlence mekanında başlayan kavga hastaneyi birbirine kattı. Yaralının yakınları hastaneye gelip polislere saldırdı. Alkollü grup eğlence mekanında kavga etti. Yakınları ise onları hastaneye getiren polislere böyle saldırdı. Hankapı mahallesindeki bir eğlence mekanında alkol alan iki grup arasında kavga çıktı. Polis kavgayı ayırıp yaralıları hastaneye götürdüğünde ise saldırıya uğradı. 1.79 promil alkollü olduğu tespit edilen şüphelinin yakınları 3 polis ve 2 bekçiyi darp etti. Sağlık çalışanları, polis ve bekçiler zor anlar yaşadı. Bir anda odadan koşarak fırlayan zanlıyı güvenlik görevlileri bile zapt edemedi. Kavgada 3 polis memuruyla 2 bekçi yaralanırken bir bekçi de iş göremez raporu aldı. Polise zorluk çıkaran şüphelilerden biri tıbbi cihazlara zarar verdikten sonra kendisinin darp edildiğini öne sürdü. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Sosyal medyada daha fazla izlenmek uğruna 64 yaşındaki engelli öğretmenini acımasızca dövdü. Talihsiz öğretmen hastanede tedavi altına alındı, vicdansız öğrenci ise tutuklandı. Fenomen olma isteği gözünü kararttı. 64 yaşındaki engelli öğretmenini öldüresiye dövüp o anları videoya çektirdi. 18 yaşındaki genç TikTok'ta başlatıldığı iddia edilen öğretmenini tokatla akımı için harekete geçti. Tek derdi daha fazla izlenmekti. Bunun için her şeyi yapmaya hazırdı. Vicdansız öğrenci İngilizce öğretmenine böyle saldırdı. Talihsiz öğretmen aldığı darbeler sonrası hastanelik oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olayda öğrenci Larianna Jackson tutuklandı. Abi, satırlı saldırıya uğradı. Hayır lütfen. Herkes onu konuştu. Serbest kalacak değil mi? Esnafın korumadığı genç kız. Hayır lütfen, hayır. Adliyede tek başına ortaya çıktı. Hakimle görüşeceğim. Birazdan. Trabzon'da yaşayan astım ve kalp hastası Nuriye Özkan tam 106 yaşında. Koronavirüse yakalanan yaşlı kadın evde gördüğü tedaviyle COVID'i yenmeyi başardı. Yaşlı kadın hayatında yaptırdığı 2 doz aşıya borçlu olduğunu söyledi. Yeter size masa, afiyet olan aşısını yaptır. Ben 2 kere yapıldım, daha sonra bana gene gidip yapılır. Yaşına ve kronik hastalıklarına rağmen koronavirüsü evde atlattı, aşı çağrısı yaptı. Akçabat ilçesinde yaşayan 8 çocuk, 64 torun sahibi Nuriye Özkan'ın yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı. Abdest alırken başıma su vereyim, kendi başımdan alerji kayıyormuş. Hadi gitti beni şu an doktora, serumla takviye, bir şeyle takviye kaldık buraya ki herhalde korona. Anlamı harip ne olduğunu. Evde tedavisine başlanan 106 yaşındaki Özkan, astım ve kalp hastalığına rağmen ölümcül virüsü evde atlattı. Virüs pozitif olduğunu söylediler. Filyasyon ekibi geldi, evde tedavi verdi ve 12 gün evde hiçbir yere çıkmadan tedavi gördü. Aşılarını yaptıran yaşlı kadın, herkes aşılarını olsun dedi. Herkes aşısını yaptırsın, herkes iyi olsun. Annem 106 yaşında olduğu halde aşının ne kadar faydası var ki evde geçirdi. Hastanelerde yatıp da perişan olmadan atlattı, çok şükür. Güle güle, hayli günler, hayli görüşürüz, yaptım sizi ya. Akrabalar arasında küfür yüzünden tartışma çıktı ama sözlü tartışma sadece birkaç saniyelikti. Sonrasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. O kavgada kendisine küfür edildiğini iddia eden adam hısımlarına kurşun yağdırdı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasındaydı.
Akrabalar arasında küfür kavgası çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya silah karıştı. Karabük'te yaşanan akraba kavgası kameraya böyle yansıdı. İki kardeş akrabalarının babalarına küfrettiğini duydu. Kamyon parkına otomobille geldikleri an tartışma başladı. Konuşmaları sadece birkaç saniye sürdü. Kamyon parkı kısa sürede ringe döndü. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu ama bununla da sınırlı kalmadı. Kendisine küfredildiğini iddia eden baba belinden tabancasını çıkardı. Kavganın ortasına daldı, akrabalarına ateş açtı. 7 akrabanın saldırısına uğrayan çocuklarını kurtarmak için silahını kullandı. Kavgadan sonra baba ve 3 oğlu araca binip uzaklaştı. Polis ateş açan babayı gözaltına aldı. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Traktörün arkasında sürüklenen köpeği gören ikili öfkeden deliye döndü. Sürücünün ceza alması için önce o anları kayıt altına aldılar, sonra da jandarmaya başvurdular. Şerefsizlere şuraya bak. Şu hale bakar mısınız? Köpeği traktörle çekiyorlar. Çeke çeke öldürmüşler. Görenler gözlerine inanamadı. Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi. Ölü gibi hareketsizdi. Onun halini gören iki Trakyalı o vicdansızlığı kameraya aldı. Böyle bir şey var mı? Çekerek köpeği öldürmüş ya. Patileri kan içinde ya. Baksana şuna ya. Vicdanları sızlatan görüntü Tekirdağ'da kayda geçti. Traktör şoförü aracın arkasında iple bağlı olan köpeği metrelerce sürükledi. Arkadaki araç kayıt yapan ikili öfkeden deliye döndü. Döttürme be, döttürme be, bırak çeksin. Bir arkasına çeksin gidene kadar. Çek görsünler bunu pis insanlar ya. Adamı da çek giderken. Traktör şoförünün ceza alması için o anları kayıt altına alan ikili önce delil topladı. Yandan geçerken çek, adamı da çek. Çek şunu, plakasına çek, görsünler şunu. Sonra da görüntülerle jandarmaya gittiler. Gözaltına alınan traktör şoförü köpeği kendisinin bağlamadığını ve orada olduğunu bile fark etmediğini öne sürdü. Köpeği arkasına bağlamış. Amcamın oğlu da araba, benim arabacı almış, arkasındaki köpeği görmemiş. Bakmamış arkasına, köpeğin bağlı olduğundan hiç haberi yok. Traktörün sahibi köpeğin ölmediğini, tedavisinden sonra sahibine verildiğini öne sürdü. Şu hale bakar mısınız? Köpeği traktörle çekiyorlar. Çeke çeke öldürmüşler. Düğünde silahını çeken Maganda hem kendisini hem de onu vurdu. Cenazeye dönen düğün birazdan. Efendim, tüm Türkiye dün aynı görüntüyü konuştu. Biz de ekranlara taşımıştık. Satırlı saldırgandan kaçan ve tavla oynayan esnafa sığınan, ancak hiç yardım alamayan bir genç kızın görüntüsüydü bu. O saldırgan bugün gözaltına alındı. Genç kız da tek başına adliyedeydi. Sözleri de inanılır gibi değildi. Hakimle görüşmem lazım. Hayır. Hakimle görüşeceğim. Hakimle görüşeceğim. Hakimle görüşeceğim. Bırak. Gözyaşları ve feryatları ona satırla saldıran erkek arkadaşı içindi. Hayır. Lütfen. Abi. Tutuksuz yargılansın. Antakya'da yaşayan 20 yaşındaki Oğuzhan Kaplan, aynı yaştaki sevgilisi Elif Dernekçi ile tartışıp genç kıza kesici aletlerle saldırdı. Genç kız bir dükkanın önünde tavla oynayanların yanına sığındı. Ama bir masanın etrafında oturan ve tavla keyfi yapan beşli kılını bile kıpırdatmadı. Olan biteni izleyen esnafın arasından genç kıza satırla vuran saldırgan elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından genç kızın yardım istediği ama saldırıyı izlemekle yetinen esnaf büyük tepki çekti. O saldırgansa çok geçmeden gözaltına alındı. Ancak korkudan mı bilinmez, saldırıya uğrayan Elif Dernekçi satırlı saldırgandan şikayetçi olmadı. Hatta o adliyeye sevk edilirken kendini yerden yere attı, tutuksuz yargılansın dedi. Abi kurban Ali. Abi tutuksuz yargılansın. Abi
yarım saat biz kalacak değil abla, mi? Sizi görüştüreceğim. Söz çık işte. Sen burada otur. Adliyede görevli bir polis onu sakinleştirmeye çalıştı. Hayır lütfen. Hayır lütfen. Allah rızası için. Hakimle görüşmek istediğini söyleyen genç kız adliye bahçesinden ayrılmadı. Hakimle görüşmem lazım. Hayır. Hakimle görüşeceğim. Hakimle görüşeceğim. Hakimle görüşeceğim. Bırak beni. Magandalar o kadar can almaya başladı ki çok sayıda düğün daha başlamadan cenazeyle bitiyor. Giresun'daki maganda da hem kendisini hem de kadın davetliyi vurdu. Giden onca cana aldırış etmeden sözde eğlencesi için silahına sarıldı. Rastgele ateş etmeye başladı. Düğün eşkıyası hem kendini vurdu hem de bir kadını. Piraziz ilçesinde Deha Aydın ve Özge Demir çiftinin düğünü için sokakta tören düzenlendi. Dansçılar eşliğinde gelin gönlünce eğleniyor, davetliler de onu izleyerek keyif alıyordu. Ama o davetliler arasında biri vardı ki magandalığı eğlence zannediyordu. Belindeki silahı çıkarıp havaya ateş açtı. Düğün eşkıyası yanlışlıkla hem kendini vurdu hem de düğüne gelen Hülya Şimşek'i. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Magandanınsa tedavisi sürüyor. Antalya Altın Portakal'da en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın'la ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan gergin diyalog sosyal medyada gündem oldu. Yalçın ödül töreni sonrası lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin dedi. Alkışlarınızla Nihal Yalçın. Ben filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm açıkçası. Çünkü bir festival seyircisinin ya da jürisinin çok alışkın olduğu bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Önce elini cebine soktu. Mimikleriyle rahatsızlığını ortaya koydu. Ödül törenine Tamer Karadağlı'nın bu görüntüleri damga vurdu. Nazlı Elif Durlu'ya, yönetmenime, bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Hayır. Ha, artık sus mu diyorsunuz? Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun. Tamam, ya. Kaldır öndöre ve... Tüm... Ben konuşmanızı öreyim. Çok teşekkür ederim. 58. Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı filmi layık görüldü. En iyi erkek oyuncu Tarhan Karagöz olurken en iyi kadın oyuncuysa Nihal Yalçın seçildi. Sahneye çıkan Yalçın'a ödülünü Tamer Karadağlı verecekti. Ancak o hemen konuşmaya başlayınca Karadağlı geri çekildi. Bana bir erkek rolü yazılsın istiyorum demek istiyorum. Ve umarım önümüzdeki yıllarda da erkek oyuncuya aday olmak istiyorum. Çünkü pek başka bir yolu yok gibi görünüyor. Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Karadağlı'nın rahatsızlığı gözlerden kaçmadı. Saatine baktığı anlarda konuşmanın uzadığını hissettiriyordu. Ödüllendirildiğim için çok mutluyum. O yüzden tüm film ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten oldukça yoğun kadın ile birlikte çektik filmi işin her alanında. Yalçın konuşmaya başladıktan tam 2 dakika 37 saniye sonra dayanamadı ve araya girip ödülü eline tutuşturdu. Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Hayır. Ha, artık sus mu diyorsunuz? Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun. Ya. Tamam, kaldır öndöre ve... Tüm... Ben konuşmanızı öreyim. Çok teşekkür ederim. Salonun buz kestiği anların ardından Nihal Yalçın konuşmasına kısa bir süre daha devam etti. Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende renkli anlar da yaşandı. Teşekkür ederim efendim. Annem dikti. Ancak tüm Türkiye ödüllerden çok Karadağlı ve Yalçın arasında yaşanan gerginliği konuştu. Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Hayır. Ha, artık sus mu diyorsunuz? Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun. Tamam. Ya.
kanlı pusu için plan yaptı, aracının içinde beklemeye başladı. Uygun zamanın geldiğini düşündüğü an yola çıktı. Bir otomobilin önünü kesti ve silahıyla araçtan indi. İstanbul'un göbeğindeki saldırıyı görenler gözlerine inanamadı. Beyaz renkli otomobilin önünü kesti, araçtan indi, sürücüye kurşun yağdırdı. Saldırının her anı kameralara yansıdı. Şişli'de öğle saatleriydi. Seyir halindeki aracın sürücüsü başına geleceklerden habersizdi. Şişli'de ateş böceği sokağa geldiğinde işte tam bu noktada korkunç bir olay yaşandı. Husumetlisi onu takipteydi. Doğru zamanı bekledi ve harekete geçti. Gaza basıp otomobilin önünü kesti. Silahlı saldırgan aracından indi. Oldukça soğukkanlıydı. Hemen önünü kestiği otomobilin yanına yaklaştı. Belinden tabancasını çıkardı ve sürücüye ateş açtı. Kurşun yağmuruna tuttuğu hasmına kaçacak fırsatı vermedi. Aracın diğer kapısından kaçmaya çalışan sürücü bunu da başaramadı. Sürücüyü yaralayan saldırgan hemen kendi aracına koştu. Gaza basıp olay yerinden kaçtı. Saldırgan aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Ateş ettiği sürücü ise yaralıydı. Aracın kontrolü artık onda değildi. Araç yokuş aşağı kaydı ve park halindeki araçlara çarparak durabildi. Saldırıda yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarından zanlının eşkalini belirleyen ekipler onu kısa sürede yakaladı. Tutuklanan saldırgan cezaevine gönderildi. Toprak bir arazide yürüdü, lastik ayakkabıları çamur oldu. Bir markete gidip alışveriş yapması gerekiyordu. O kadar naif bir müşteriydi ki marketin kirlenmesine gönlü razı olmadı. Ayakkabılarını çıkarıp içeri öyle girdi. Bir amca geldi markete, 55-60 yaşlarında. Lastik ayakkabılarını marketin önünde çıkardı. Kirletmemek için markete çoraplarıyla girdi. Amca hayırdır dedik. Amcam dedi yerleri kirlenmesin, ayakkabılar çamurlu dedi. Antalya Kumluca'da orta yaşlı bir müşteri toprak bir araziden geldi. Markete girecekti ama çamurlu olan lastik ayakkabılarını marketin merdivenine gelmeden çıkardı. Koşar adım markete girdi, alışverişini yaptı. Çoraplı müşteriyi ilk fark eden, markete ekmek götüren esnaf oldu. Hem onun hem de lastik ayakkabısının fotoğrafını çekti. Sonra da durumu market çalışanına anlattı. Ayakkabısını çıkarmış girmiş, ben fark etmedim onu. Ekmekçi görmüş. Senin bu adamı alkışlaman lazım diye girdi içeri. Ne oldu hayırdır dedim, baktım. Ayakkabısız, çorapla sadece. Amca hayırdır dedik. Amcam dedi yerleri kirlenmesin, ayakkabılar çamurlu dedi. Amca dedik bizim işimiz ne, biz temizleriz. Alışverişini tamamlayan anlayışlı müşteri merdiven başına bıraktığı lastik ayakkabılarını giyerek yoluna devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'daydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koyan Erdoğan, Türkiye'nin açık ara en fazla gaf yapan ve en çok pot kıran siyasetçisi olarak CHP liderini gösterdi. Ülkemizin açık ara en fazla gaf yapan, en çok pot kıran siyasetçisi olan Kılıçdaroğlu burada da zirveyi kimseye bırakmadı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin salgın sürecindeki Sahra Hastanesi skandalını hatırlattı. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kardeşlerim, şehir hastanelerimize alternatif olarak sunduğu Adana Sahra Hastanesi projesi hiç şüphesiz bu dönemin en trajikomik hadiselerinden biridir. Böyle bir hastane var mı Adana'da? Bu nasıl bir yalandır ya? Biz diyor bak şöyle hastane yaptık. Önünü arkasını araştırmadan televizyon ekranlarına söylediği her söz gibi bu da Kılıçdaroğlu'nun ayağına dolandı. Milletimize Sahra Hastanesi diye pazarladığı yerin bir yatak, bir de tabeladan ibaret koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'daydı. Yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninin ardından genişletilmiş il danışma toplantısında konuştu. CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanmayı sürdürüyor. Bay Kemal, bak bugün açılışını yaptığımız tam 26 fabrikanın
resmi açılışını gerçekleştirdik. Şehir hastaneleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun israf dediği boş yatırım diyerek sürekli kötülediği şehir hastanelerimiz salgın sürecinde milletimizin şifa kapısı oldu. Muhalefetin engellemek için gece gündüz uğraştığı bu sağlık yatırımları tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştü. Hizmete girdiğinden bu yana Adana Şehir Hastanemizde 9,5 milyon ayaktan muayene kabulü Adana Şehir Hastanemizde gerçekleşti. Bay Kemal, şehir hastanesi budur bu. Yalanla dolanla olmaz. CHP'nin eline attığı her işte çuvallamasının tek sebebi kendilerine emanet edilecek 3 koyunu bile güdemeyecek kadar beceriksiz olmaları. Sosyal sigortalar kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi ya? SSK'yı batıran bu değil mi ya? Konuşmasının son bölümünde parti teşkilatına seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Teşkilat eğitimleriyle, vatandaş ziyaretleriyle, yeni üye seferberliğiyle kapı kapı dolaşarak partimizi sürekli aktif ve canlı tutmanız gerekiyor. Her zaman dava arkadaşlarıma hatırlatıyorum. Bizim kimseyi dışlama, dışarıda bırakma gibi bir lüksümüz yoktur. Bize tevazu yakışır, tevazu, gurur ve kibir asla. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin asli gücü analar bacılar kurultayında konuştu. Hedefinde HDP meşrudur diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. HDP'yi meşru görmek analara zulüm, şehit ve gazilerimize hıyanettir dedi. HDP'nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecek, derin bir nefes aldıracaktır. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır. Kapısına da hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır. Net konuştu. HDP'nin kapısına kilit vurulmalıdır dedi. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz sözleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bir yanda yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, diğer yanda tıka basa kebap yiyen bölücü kebapçılardır. HDP'ye destek PKK'ya destektir. HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır. HDP'yi meşru görmek analara zulümdür, analara hakarettir, bacılara hürmetsizliktir, şehitlerimize, gazilerimize hıyanettir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği Türkiye'nin asli gücü Analar Bacılar Kurultayı'nda konuştu. Anaların nefesi kanlı örgüt PKK'nın ensesindedir. HDP terörist devşirme mekanizmasını ara durağıdır. Bu bölücü ve yıkıcı terör partisinin en ön kapısından giren arka kapısından PKK'nın kamplarına, mağara deliklerine yollanmaktadır. Sözü Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere getirip çocuklarına çağrı yaptı. Şu anda dağda veya bir başka yerde terör baronlarının tasallutu altında bulunanlara diyorum ki bölücü örgüt PKK'dan bir an önce kurtulun. Analarınıza koşun. Bahçeli konuşmasında Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'yi hedef alan skandal mektubuna da sert tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? Amerika Birleşik Devletleri PKK, YPG, PYD stratejik ortağı mıdır yoksa Türkiye'nin milli stratejik ortağı ABD yönetimi dost mudur, düşman mıdır? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daydı. Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan Bakan Soylu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için iddialı konuştu. 2023 hayalleri kuranlara söylüyoruz. Biz 2018'de nasıl Zillet İttifakı'nı mağlup etmişsek, 2023'te çok daha büyük açık arayla Zillet İttifakı'nı mağlup edeceğiz. 2023'te 17-25 Aralık'ı yapanları yeniden yeneceğiz. 2023'te FETÖ'yü yeneceğiz, PKK'yı yeneceğiz ve 15'te Buzhan'ı yeneceğiz. Hep birlikte yeneceğiz, hep birlikte yeneceğiz ve millete yeneceğiz.
2023 seçimine dikkat çekti, Millet İttifakı'na meydan okudu. Hedef tahtasına ise ana muhalefet liderini koydu. Uluslararası sistemin Türkiye'yi karıştırmak için görevlendirdiği Kılıçdaroğlu'na 2023 yılında öyle bir cevap verin ki bir daha siyasete hazırlanırız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daydı. Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısında partililere seslendi. AK Parti 2002 yılının başından itibaren siz yapamazsınız, siz gerçekleştiremezsiniz diyenlere biz yaparız, biz gerçekleştiririz, biz Türkiye'yi güçlü Türkiye'ye yarınlara taşırız. O da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz sözlerine tepki gösterdi. Elimizde PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat veriyor. Kılıçdaroğlu, Akşener, sizi kandırdıkları, pişpişledikleri koltuğunuz uğruna bu milletin özgürlüğünü ve hürriyetini bir kenara bırakırsınız ama şehitlerimiz sizin yıkarsınız. Sözü muhalefetin KHK'lılarla ilgili söylemlerine getirdi. Siz FETÖ'ye affın peşindesiniz dedi. Kılıçdaroğlu, Akşener, sizin derdiniz KHK'lılar değil. Onlara af peşinde koşmak değil. Aklınızdaki, ağzınızdaki baklayı çıkartın. Siz FETÖ'ye affın peşindesiniz. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı. İki araca çarpıp züccaciye dükkanına dağıldı. O sırada dükkanın önünde bulunan bir kedi mucizeyi yaşadı. Araba o dönüşü yapıyordu. Arabaya çarpmamak için bizim dükkana girdi. Sesleri duydu, paniğe kapıldı. Önce yanlış yöne doğru kaçacaktı ama son anda doğru kararı verdi. Kedi ölümden saniyelerle kurtuldu. Çankaya ilçesinde yokuş aşağı inen sürücü aracın kontrolünü kaybetti. Önce dönüş yapan bir otomobile, ardından park halindeki bir araca çarptı. Sonra da züccaciye dükkanına daldı. Araba o dönüşü yapıyordu. Yukarıdan gelen araç arabaya çarpmamak için bizim dükkana girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Sürücü korkuyla aracından indi. Yardımına esnaf koştu. Şoka girmişti sürücü. Su getirdik, su içti. Hızını alamadı. Yanındaki araçlara çarparak uzatarak gitti ve duramadı hızından dolayı. Yüreklerin ağza geldiği kazada dükkanda bulunanlar büyük panik yaşadı. Neyse ki onlara bir şey olmadı. Kapının önündeki kedi de ölümden son anda kurtuldu. Kedinin mucize kurtuluşu kameraya yansıdı. Züccaciye dükkanında yaklaşık 10 bin lira hasar oluştu. Arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan iki aile adliye çıkışında birbirine girdi. Bıçakların da kullanıldığı kavgada yaralılar var. İki aile birbirine girdi, adliyenin önü savaş alanına döndü. Araya polisler girdi. Şanlıurfa'da iki aile arasında uzun zamandır arazi anlaşmazlığı vardı. Bu yüzden daha önce silahlı kavga da yaşandı. İki aile mahkemelik oldu. Ama sorunu mahkemede çözmemekte kararlıydılar. Duruşmadan çıkar çıkmaz adliye önünde hesaplaşmaya kalktılar. Bıçakların kullanıldığı kavgada iki aile üyesi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafları güçlükle sakinleştirirken aileler bu kez de çekim yapan gazetecilere saldırdı. Çekmeyin, çekmeyin, çekim olmasın. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan ekipler iki saldırganı gözaltına aldı. Çocuklarının isimlerini bile gök koydular. Göklere aşık pilot çiftin iki çocuğu da onların izinden gelince ailenin tamamı pilot oldu. İşte gökyüzünde yalnız gezmeyen aile. Eşimle Türk Hava Kurumu'nda tanıştım. Beraber çalışıyorduk. Hocasıydık, kocası oldum. Yıllarca birlikte uçtuk.
Göklere aşık çiftin çocukları da onların izinden gitti. Ailecek pilot oldular. Hep birlikte uçuyoruz. İnsan yaptığı işi sevdiği müddetçe hem başarılı oluyor, gurur duyuyoruz. Kadir ve Zuhal Özün çifti 1981 yılında dünya evine girdi. Yıllarca birlikte masmavi gökyüzünde uçmanın heyecanını yaşadılar. Pilot çift 1982'de dünyaya gelen oğullarına Gökhür ismini verdi. Pilot ailenin ilk çocuğu olan Gökhür, anne babasının izinden gitmeyi tercih etti. Pilotla başlama nedenim aslında anne karnında 110 saat uçuşla başlayıp ilk eğitim olarak planörle başladık. 2000 yılında pilot lisansımı aldım. 1992'de ikinci çocukları Gökşen'i kucaklarına alan Özün çiftinin kızları büyüdüğünde kimya bölümünü kazanınca onun da pilot olacağı akıllarına gelmedi. Ama Gökşen de gökyüzüne aşıktı. Kimya mezunuyum. Kimyagerliği yapmadım çünkü mesleğimi sevmiyordum. Ve ne zaman havaalanına gelsem, uçaklara binsem ben buraya aidim dedim. Gökşen'in pilotluk eğitimleri devam ediyor ve eğitim sürecinde tüm aileyi uçurmaktan büyük keyif alıyor. Nevşehirli İmam Mehmet Aydemir 26 yıldır görev yaptığı camiyi botanik bahçesine çevirdi. Aydemir'in evinden getirdiği birkaç çiçekle başlayan çalışmaya cemaat ve öğrenciler de destek verince cami bahçeye döndü. Şu anda mahallemizdeki 300 öğrencinin 300 tane camide çiçeği var. Görev yaptığı camiyi botanik bahçesine çevirdi. Nevşehir halkının gönlünü kazandı. Evlerimize en güzel şeyleri alıyorsak, evlerimizi süslüyorsak, evlerimize değeri veriyorsak, ben de bu cami Allah'ın evi her şeyin en iyisine layık olarak bu şeyi düşündüm. Bu botanik bahçesi gibi olan bu cami gerçekten de bunların arasında ibadet yapmanın zevki bir ayrı. Nevşehir'deki Taşlıbel Cami Camii'ne imam olarak atanan Ahmet Aydemir ilk başlarda evdeki çiçeklerini birer ikişer camiye getirmeye başladı. Bu durumdan çok memnun kalan cemaat ve öğrenciler de evlerinden çiçek getirmeye başlayınca caminin çehresi bir anda değişiverdi. Cami cemaati sevdi, Nevşehir halkı sevdi. İmam Ahmet Aydemir camiye gelen her çocuğa da bir çiçek hediye etti. Mahallenin çocukları şimdi ibadet için camiye geldiklerinde kendi çiçeklerinin de bakımını yapıyorlar. Daha sonra her öğrenciye bir çiçek hediye ettim. Şu anda mahallemizdeki 300 öğrencinin 300 tane camide çiçeği var. Saksıların üzerinde hepsinin isimleri yazılı. Buraya gelirler, bakım yaparlar. İmam Aydemir bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de çevre halkının takdirini kazanmaya başladı. Tamamen yeşile bürünen cami, namaza gelen herkese kendisine hayran bırakmaya başladı. Herkes çiçek yetiştirir. Herkes külliye şeklinde Kur'an kursu, aşevi yapar ama bunu yaparken bir de bakımını yapmak önemli. Biz burada onu gördük. Tertemiz her yer. Çok düzenli bir bakım yapıldığı belli. Cemaat olarak hocaya bu konuda yardım da yapıyor. Her şeyi yani hocamızla beraber birlik içinde yapıyoruz. Caminin ve imamının ünü öylesine yayıldı ki mahalle sakinlerinin özel talebiyle isim değişikliğine bile gittiler. Önceleri Taşdelen olarak bilinen cami, mahallelinin isteğiyle artık Çiçekli Cami olarak anılıyor. Sakarya'nın coğrafi işaret tesciline sahip bal kabağı, ekiminden hasadına, taşınmasından usta ellerde pişip sofralara ulaşmasına kadar uzun bir yolculuğun ardından damakları şenlendiriyor. Ekiminden hasadına, tarladan sofraya kadar öylesine emek var ki. Genelde tatlı olarak börekte kullanılır, tatlısını yaparlar, kimi bölgede çorbasını yaparlar. Bereketli topraklarda binbir zahmetle yetiştirilen Adapazarı'nın büyük ve doyurucu meşhur beyaz kestane kabağının hasadı başladı. Daha önceki senelerde kabak para yapmadığı için mısır olayına yöneldi, ayçiçeğine yöneldi. Bu nedenle bu sene kabak üretimimiz az. Üretim az olduğu için bal kabağının fiyatı bu sene yüksek
olacak. Bölgemizde kabak 3500 dekar ortalama her yıl ekilmektedir. Ortalama verimlerimiz dönüm başına en az 1,5-2 ton, en yüksekte 4,5 tona kadar çıkmaktadır. Bu sene ortalama bizim beklentimiz 10 bin ton civarında Sakarya'da kabak çıkar. Çiftçilerin kestiği kabaklar olgunlaşması için bir süre tarlada bekliyor. Ardından da önce depolara, sonra da tatlı üretim tesislerine ulaştırılıyor. Pazar ve restoranlara gönderilen kabaklarsa sofralarda yerlerini alıyor. Pazarlara, toptancı hallerine dağıtım yapıyoruz. Kalan malları da depolarımıza çekiyoruz. Daha önceki senelerde aşağı yukarı 300 ton civarında depolamıştım. Bu sene de aynı şekilde. Kahve festivali 2 yıllık aranın ardından İstanbul'da gerçekleşti. Tutkunları dünyanın dört bir yanından özel olarak üretilen ve kavrulan kahvelerin tadına baktı. Şimdiye kadar en sevdiğiniz kahve nedir? Espresso. Espresso aşktır, gerisi heyecandır. 2 yıl aranın ardından kapılarını yeniden açan İstanbul Kahve Festivali'ne ilgi yoğundu. Havanın kapalı olması dezavantajı olabilir ama yine de keyifli. Ben de eşimle birlikte latte'yi seviyorum. Ankara'dan geliyoruz buraya. 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi, espresso ya da latte. Festivale gelenler tadına da kokusuna da bayıldı. Türk kahvesi çok sevdiğim için 2 kere Türk kahvesi, sabah uyandığımda da yine bir kahve festivali oluyor benim için. Türk ve dünya kahvelerini bir araya getiren İstanbul Kahve Festivali'ndeyiz. Kahvelerin tadı buram buram kokusuyla birlikte gündüzüyle, gecesiyle, eğlencesine doyacaksınız. Süper geçiyor, harika geçiyor. Köpeğiniz de gelmişsiniz. Evet, o kafeinsiz seviyor ama. Havanın kapalı olması bir dezavantajı olabilir ama yine de keyifli. Tercih edilen kahve neydi? Şu anda espresso. Sütün ve kahvenin damlamasıyla oluşan latte'miz hazır olmak üzere. Evet, kendi ellerimizle hazırladığımız kahvemizi deniyorum. Bol köpüklü latte'miz mükemmel. Kahve festivaline gelenler ilk kez soğuk Türk kahvesini tatma fırsatı buldu. Vallahi efsane, ilk defa denedim ben de. Çok sevdik. Bundan sonra bunu içmeye devam edeceğiz yani. Bu festivalde her yerde olmayan kahveleri tatmak da mümkün. Bu elimdeki soğuk Türk kahvesi bu festivalin en gözde olan içeceklerinden biri. Özel harmanımız, sütle birlikte blenderdan geçirdik. Şimdi hazır hale getirdik. Şöyle bardağımızı alıyoruz. Daha sonra üzerine krema ile daha süslüyoruz, daha tatlı hale getirip en sonunda kahve aromasını daha iyi alabilmek için üzerine küçük bir dokunuş yaparak kahvemizi ilave ediyoruz. Soğuk kahvemiz hazır. Muhteşem. 40 yıllık hatır artık buz gibi. Bu festivalde kahve severler hem kahveyi doyacaklar hem de müziğe doyacaklar. Efendim, bu haberle noktalıyoruz Beyaz Ana Haberi. Görüşmek dileğiyle mutlu bir akşam geçirmenizi de dileyelim efendim. Hoşça kalın.